Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçit ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanları gibi çalışan Enerji Piyasası Kurulu üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye %52 zam, bir üst kademeye de %127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile %52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ile 3 kat arası arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kilowatt saat yerine 210 kilowatt saate çıkarılacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kilowatt saat olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaparım zihniyetiyle ısrarlı, basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesine yeni gedikler açtı. Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilowatt saat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında ise 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yine zam olarak kaldı. Vatandaşlar faiz zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. Ve tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir, insani yaşam koşullarında ödenilebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızın yaşadıkları enerji buhranından çıkacak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesini çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış fonu kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. 130 ticarethane tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulama yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranı da tümüyle son vereceğiz. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız.